Arkadaşlarım hoş geldiniz. Çalışma zamanında Serpil Hoca ile beraberiz. Şimdi kıyasın kuralları konusundayız. Aslında ben bu videoyu çekmiştim ama ya videoda bir atlama oldu ya da ben atlamışım. Bir örnekte küçük bir kelime de eksiklik vardı. Düzeltmeleri aslında yazdım açıklamalar kısmına videonun altında ama sonra da içim rahat etmedi. Videomu sildim ve tekrardan çekmeye karar verdim. Çünkü olur açıklamaları okumayan bir arkadaşımız olur ya da işte ne bileyim dikkat etmeden direkt videoyu seyreder görmez bir şey olur. Allah korusun yani onu şey vebalini almak istemedim aslında. Ne olur ne olmaz çünkü öğrenmişken tam öğrenin bir sınava hazırlanıyorsunuz. Sınava hazırlanmasanız da lise öğrencisiyseniz yine bir takım sınavlara gireceksiniz. Tam ve eksiksiz olmasını istiyorum. Şimdi kıyas kurallarına başlamadan önce hemen yine küçük bir hatırlatma yapayım istiyorum. Bakın kıyasa biz ne dedik? Verilen öncüllerden zorunlu olarak mantıksal bir sonuç çıkartma dedik. Diğer adı tasım dedik. Kıyasın diğer adı yine kulağınızda kalsın. Bakın şimdi örneklerimiz var. Bütün öğrenciler çalışkandır. Bu bir cümle, değil mi? Buna biz birinci öncülümüz diyoruz. Fatih öğrencidir. Bu da ikinci cümlemiz ve ikinci öncül diyoruz. O halde Fatih çalışkandır. O halde ile başladı ve bir sonuç bildirdi bize. Buna da sonuç cümlesi diyoruz. Şimdi kıyasta biliyorsunuz ki kıyasın elemanları vardı. Kıyasın elemanlarına şöyle bakalım. Büyük, küçük, orta terim vardı. Küçük terim sonuç önermesinin öznesiydi. Orta terim her iki öncülde de yani birinci, ikinci öncülde de bulunacak. Orada tekrarlanacak ama sonuç cümlesinde yer almayacak. Bu aynı zamanda kıyasın kuralları arasında da geçiyor. Büyük terim ise sonuç önermesinin yüklemidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi onlarla ilgili isterseniz örneklerden de bir hatırlama yapalım. Küçük bir şekilde. Şimdi diyoruz ki bütün çiçekler güzeldir. Papatya çiçektir. O halde papatya da güzeldir dedik. Şimdi bütün çiçekler güzeldir bizim birinci öncülümüz. Papatya çiçektir ikinci öncülümüz. Sonuç cümlesinde zaten biliyoruz o halde ile başladı. Şimdi bize ne dedi? Kıyasın elemanlarında küçük terimi hadi bir bulalım. Küçük terimde bize diyor ki sonuç önermesinin öznesidir. Sonuç önermesi neydi? O halde papatya güzeldir. Bunun öznesi ne oluyor? Papatya oluyor değil mi? Buna küçük terim diyoruz. Sonra geldik orta terime. Ne diyor? Her iki öncülde de bulunacak, tekrarlanacak ama sonuçta olmayacak. Baktık her iki öncülde de tekrarlanan hangi kelimemiz var? Çiçekler değil mi? Çiçekler o zaman bizim orta terimimiz. Bak sonuçta yer almıyor. Anlaştık. Büyük terim sonuç önermesinin yüklemidir diyor. Hop 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 baktık yüklemine güzeldir. O zaman bu da bizim büyük terimimiz oldu can dostlarım. Şimdi geldik kıyas kurallarımıza. Şimdi düzenli bir kıyasta büyük, küçük, orta terim mutlaka bulunmalıdır. Bunlar vardır, bunu biliyoruz. Şimdi de açıkladık zaten bir hatırladık. Sonra orta terim sonuç önermesinde yer almayacak, bulunmayacak. Bunu da anlaştık. Buna da az önce baktık. Sonra diyor ki bize iki tikel öncülden sonuç çıkmaz. İki tikel öncülden sonuç çıkmaz diyor. Nasıl mesela diyelim ki bazı hayvanlar köpektir, işte bazı hayvanlar kedidir. Tamam, o zaman ikisi de bak tikel, değil mi? İki tikel öncülden sonuç çıkmayacak. Bazı işte hayvanlar köpektir, bazı hayvanlar kedidir. Sonuç ne? O halde nokta 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 sonuç yok. Bunun gibi, tamam mı? Örneklerimiz böyle olacak. Şimdi bize diyor ki bu iki maddeyi saydık. Öncüllerden biri mutlaka tümel olmalıdır diyor. Tamam, öncüllerimizden birisi mutlaka tümel olmalı. Hani şurada yaptık ya örneğimize bak. Öncüllerden birisi tümel olmalıdır diyor. Kıyas kuralları içinde geçerli olacak. Öncüllerden birisi tümel olacak. İki tikel önermeden sonuç çıkmayacak. Tamam mı? İki tikel öncülden de sonuç çıkmayacak dedik. Sonra öncüllerden biri tikelse sonucumuz da tikel olacak. Öncüllerden birisi tikelse sonucumuz tikel olacak. Geldik öncüllerden ikisi de olumlu ise sonuç olumsuz olmaz. Tamam. İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz. Öncüllerden biri olumsuz ise sonuçta olumsuz olur. Tamam. Kıyas kurallarımız bunlar. Şimdi bak, bunlar geçerli. Bir de terimlerle ilgili ve önermelerle ilgili kurallar şeklinde var. Aslında ben az önce işte kıyas kuralları diye toparlamıştım. Şunları bir topladık. Evet. Şimdi
Tek tek bunları da bir aklınızda kalması için bence bir gözden geçirebilirsiniz. Yani aynısı aslında ama hani önermeyle ilgili ya da terimlerle ilgili şeklinde de aklınızın bir kenarında kalsın istiyorum ben. Şimdi bakalım mı örneklerimize. Diyoruz ki biz burada örneğimize gelelim. Bunlardan geçmiş senelerde sorular çıktı. Kolay, çok kendinize yormayın, kasmayın ya da strese sokmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım bize ne diyor örneklerimizde. Bütün insanlar canlıdır. Bütün akıllılar insandır. O halde bütün akıllılar canlıdır. Şimdi baktık. Bu bizim için bir kıyas değil mi? Peki geçerli mi bir kıyas? Evet, geçerli bir kıyastır. Neden? Çünkü 3 terimi var. 3 terimi neymiş bunlar? İnsan, akıllı ve canlı. Değil mi? 3 terimimiz var. İnsan, akıllı ve canlı. Bunlar bizim terimimiz. Sonra öncülerin ikisi de olumlu. Gördüğümüz gibi canlıdır, insandır diyor, değildir demiyor. Bunlar olumlu, değil mi öncüllerimiz? Onlar olumlu olduğu için, ikisi de olumlu olduğunda sonuçta bizim için olumlu. Değil mi arkadaşlar? Tamam. En az bir öncülü tümeldir. En az bir öncülümüz tümel mi? Evet, en az birisi tümel. İşte orta terimi hangisiydi orta terim? İki öncülde de bulunacak ama sonuçta bulunmayacak orta terimi. Değil mi? İnsandır yani. Evet. Sonuç cümlesinde bulunmuyor. Sonuç önermesinde bulunmuyor orta terim. Bu da doğru bizim için var olan, kurallar arasında geçerli olan. O zaman biz bu cümlemizde, bu kıyasımızda kıyas kurallarına uygundur diyoruz. Geçerli bir kıyastır bizim için. Sonra geldik. Bazı hayvanlar uçabilir, bazı hayvanlar uçamaz. O halde hayvanlar ne? Nokta nokta nokta. Dedik ya az önce hani iki tikel öncülden sonuç çıkmaz diye. Geçerli olmayan bir kıyas bizim için. Çünkü iki tikel var, sonucumuz yok. Sonuç çıkmadı. Sonra geldik. Hiçbir hayvan ölümlü değildir. Hiçbir hayvan canlı değildir. O halde nokta nokta nokta. Nedir o halde? Bunda hiçbir hayvan ölümlü, hiçbir hayvan canlı değil. İki tane olumsuzumuz var. İki olumsuz öncülden geçerli bir sonuç ortaya çıkmayacağını yine kurallarda söylemiştik. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde olacak. Şöyle yapalım. Tekrar edeyim ben. Kulağınızda yine bir kalsın. Kuralları da şöyle bir yapalım. Getirelim önümüze. Bak dedik ki düzenli bir kıyasta büyük küçük orta terimlerimiz bulunması gerekiyor dedik. Orta terim sonuç önermesinde bulunmayacak dedik. İki tikel öncülden sonuç çıkmaz dedik. İki tikelden sonuç çıkmıyor. İşte bazı hayvanlar işte dedik ya kedidir, köpektir. Sonuç yok. İki olumsuz öncülden de sonuç çıkmıyor. İki tane olumsuz öncülümüz var. İşte hiçbir insan canlı değildir. Hiçbir insan ölümlü değildir. O halde ne? Sonuç yine yok, çıkmadı. Çünkü iki olumsuz öncülüm var. Hiçbir insan ölümlü değildir. Hiçbir insan canlı değildir gibi. Bunlardan da sonuç çıkmıyor. Öncüllerden biri tikelse sonuçta tikeldir dedik. İşte bazı ne dedik? Bazı Ankaralılar çalışkandır ya da bazı İstanbullular çalışkandır. Bazı İstanbullular güler yüzlüdür. O halde bazı İstanbullu çalışkan İstanbullular güler yüzlüdür diyebiliriz. Ama İstanbullular orada olmaz. Şimdi şöyle yapalım. Bazı İstanbullular çalışkandır. Bazı İstanbullular güler yüzlüdür. O halde bazı çalışkanlar güler yüzlüdür diyebiliyoruz burada da. Tamam mı? Sonra geldik öncüllerden biri olumsuzsa sonucumuz olumsuzdur. İşte ne diyelim? Hiçbir insan hayvan değildir. Ahmet insandır. O halde Ahmet hayvan değildir diyebiliriz. Yine değil mi? Kurallarımıza, kıyas kurallarımıza göre geçerli olanlar. Başka ne diyebiliriz? Diyelim ki işte şöyle yapalım buğulandı bir saniye düzeltelim evet. Diyelim ki öncüllerden biri işte olumsuzsa diğerisi tikelse sonuç tikel olumsuz olur arkadaşlar. Öncüllerimizden birisi olumsuzsa diğeri de tikelse sonucumuz tikel olumsuz olur. Mesela ne diyelim bir tane olumsuz söyleyeceğiz. İşte hiçbir tembel doğru söyleyen değildir. Bu bazı insanlar tembeldir. Bu tek tikelimiz. Olumsuzumuzda hiçbir tembel doğru söylenen değildir. Bazı insanlar tembeldir. Bazı dediğine göre tikel. O halde bazı insanlar doğru söyleyen değildir. Bak sonucumuz tikel olumsuz oldu. Geldik orta terim öncüllerden en az birinde bütün toplamıyla, bütün kaplamıyla ele alınmalıdır. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Orta terimimiz öncüllerden en az birinde ama bütün kaplamıyla ele alınmalıdır. Ne diyelim? Biz de buna mesela örnek verelim.
Diyelim ki işte bütün insanlar ölümlüdür. Ahmet insandır. O halde Ahmet ölümlüdür, değil mi? Ne yaptık? Öncüllerden en az birinde bütün kaplamıyla orta terimi ele aldık. Tamam mı? Bu kadar arkadaşlar. Kurallarımız kolay aslında. Biraz böyle nasıl diyeyim, anlamlandırarak çalışın. Kendi kendinize işte böyle örnekler vererek, hatta yazılı olarak çalışırsanız biraz daha kalıcı hale gelecektir. Tekrar edin. Ben de tekrar videosu yeniden çekeceğim. Kıyasa giriş ve kıyas kuralları ile beraber biraz daha açıklayıcı ve kısa bir video daha çekerim ben. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Çok sağlıklı ve çok mutlu kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.